Benim Hocam Bielsa. Efe Can Ertekin ve Sinan Gökçe her hafta Avrupa ve Türkiye futbolundaki gelişmeler hakkında konuşuyorlar. Benim Hocam Bielsa'nın 42. bölümüne hoş geldiniz. Bugün beklenen üçlü buluştu. Sonunda bir araya gelebildik. Haso Talks bizimle. Sinan Gökçe burada. Ama sözü çok uzatmadan ben Hasan'a vermek istiyorum. Ne diyeceğini çok merak ediyorum çünkü. Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın, sıcaklığın var. Devam ediyor beyler, hemen gülmeyin. Unuttum de senim yalan, 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 vallahi yalan. Onları unuttum sanan bütün benim hocam Bielsa takipçilerine minik bir kuple şarkıyla giriş yapmak istedim. Programdaki herkese merhabalar. Sizleri merhaba. Özledim. Abi, biz de seni özledik. Vallahi. Bende ama bir ufak tansiyon düşüklüğü oldu bu eski performanstan sonra. Kendime ne ara gelirim onu bilmiyorum. Ama çok etkilendim. Grammy, Mremi, Emimemi ne varsa bütün ödülleri hak edecek bir performanstı bence. Sen de sev, sevilme Emi diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Benim 25 sene zaten aşağı yukarı böyle geçti zaten. Sev ama sevilme ama neyse, tamam. Başka bir şey isteseydin hani Allah'tan, ondan dedim. Estağfurullah, ben ödüle bir gönderme yaptım. Emi Winehouse'a da selam. Onu da çok severim. Evet, andın mı kendisini peki bu hafta? Kaderdaştır. Öyle mi diyorsun? Tabii şöhreti erken yaşta bulup... Ama. Sen de... Sen, ya aşk zaman... insanıdır ben gibi. Ben de aşk insanıyım. Ben Amy Winehouse'la çok benzerim. Evet. Andırıyor zaten seni. Ben 27'de sıyırdım. Bakalım 37'ye nasip. Haso peki seni direkt ben Efe'yle baş başa bırakmak istiyorum. Biz çünkü geçen hafta çok... Bu düğün muhabbetlerine de böyle bir ince düğün gününe girdik. Ama senin yorumunu ve senin tebriğini hani çok şey yapmadım. Buraya şimdi bıraktım ben. Öncelikle gelemediğim için Efe kardeşimden bir kere daha özür diliyorum. Abi, abimin kızının düğünü vardı ve hani 7'sinde Efe evlendi, 8'inde ben orada düğündeydim. O yüzden kendisinden özür diliyorum. İnşallah daha güzel, daha mutlu anlarına bu çiftin yakından şahitlik ederim. Mutluluklar diliyorum. Efe'yi çok severim. Çok sevdiğim bir insan. Bir mukabele. Ama kol bastı da Hasan. Allah gönlüne göre, Allah gönlüne göre versin her zaman. Çok sevdiğim bir insan. Allah her zaman gönlüne göre versin. Çok teşekkür ederim Hasan ya. Duygulandırdın beni şimdi böyle olunca. Böyle laflar gelince ben... Şarkıda da bir vurdum ya, sizi zaten. Yani, şarkıda evet bir tökezlettim bu... sizi. Fark ettim onu. Yani, aynen. Nasıl devam edecek bu program ben bilmiyorum ya. Sinan sen abi, bir el at yani. Artık. Abi eder sırf bu program böyle devam etsin diye. Geçen hafta 40 dakika futbol konuştuk ki. Futbol konuşmayalım. Beyler harbiden futbol mevzusunu açmayacaksınız umarım. Yok. Yani. Onu geçen yani hafta... Yani 500-600 kilometre yol geldik Dortmund maçında. Boş döndük. Yani tek gol var Montero, onu da göremedim. Orada torbalarla uğraşıyordum, bir şeyler yapıyordum. Ben kendi kalesine attı zannettim. Ben ya ben göremedim Montero'nun golünü. Yani görmüş gibi sevindim, çaktırmadım o an göremediğimi. Ya ben ama göremedim. Statta maç izlemekle ilgili senin söylediğin her şey kulağımda çınladı resmen o gün. Yani işte o kadar pozisyon... haklı olduğumu bir kere daha gördüm ki.
Yani tarih bana zaten hiç aksini göstermedi diyebilirim. Bundan sonra artık haksız olduğumu söylemeyeceğim. Çünkü haklı olunca bir takdir görmediğim için bundan sonra hep haklıymışım gibi davranacağım. Canın sağ olsun, canın sağ olsun. Ama statta peki bir şey soracağım. %50 kapasite... Alakası yoktu. Alakası yoktu. Alakası yoktu. Alakası yoktu %50 ile. En kötü %80'di bak. En hani... Ama yani çok ben... iyiydi. Ama çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Yani uzun zamandır öyle bir yerin içinde olmamanın verdiği bir boşluk varmış bende. Oraya girince fark ettim. Kesin. 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 Ben yani ben... soracağım. Buyur abi. Şeyi soracağım sana. Şampiyonlar Ligi seremonisi sırasında orta bayrağın dalgalandırılmaması olayına ben çok kuruldum. Dikkatini çekti mi bu mevzu? Çekti hatta. Yağmur'a da söyledim. Yanımdaydı. O da bir şey dedim hatırlamıyorum orayı tam da yani öyle bir mevzu yaşadık. Yani o ha, da bunun normalde çünkü böyle dalgalanması gerekmez. Aynen öyle. Müzikle beraber. Aynen öyle. O niye dalgalanmadı da yerde durdu? Biz herhalde böyle bir şey hazırlanmadı bizim çocuklara. Bizim herhalde. Çocuklara böyle bir komut gelmedi herhalde biliyorlar diye düşünüldü. Çocuklar da bilmiyor çıktı. Peki, muhtemelen. Sorumlusu çocuklar değildir herhalde şeydir. Stat ne idari müdür falan mı? Stat idarecisi falan mı oluyor sorumlusu bunun sizin? Abi hiç bilmem ki bu işleri. Ulan hayret nasıl var bilmediğim bir şey. Şaşırdım ya bak şimdi. Bak bu da bir ilk olsun. Biliyorum he. Da belki tanıdığım. Ha, öylesi. Ayağım. Yani belki adamı zor duruma sokmak istemiyorum. Devam edebiliriz. Tamam bir şey olan bizim storyleri oldu sadece. Aa, storyler yani. Çok kötü oldu. En büyük storyler. Derdim buydu benim de. Instagram'ı olmayan biri olarak storyler felaket kötü oldu. Benim öyleydi kardeşim şimdi. Güzel yerden maç izliyoruz. O story ama için sana bekliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben stada gideceklere bir tavsiyede bulunabilir miyim? Ben kafa yılda bir kere stada gidecekler mutlaka 3. kategoriden alsın. Değil abi mi? Zaten bir kere bak kombine alsan tamam kuzey, güney, üst, alt oralardan al. Fazlasına gerek yok. Hani ben çok maç izlerim abi. Ben maç izlemeyi seviyorum diyen adam kale arkası alsın. Fazlası günah. Ama ben yılda bir tane maça gelirim diyen adam abi 3. kategori müthiş. O Haaland ısırırken tam Haaland benim önümde ısındı. Of. Yani o Haaland'ı görmek inanılmaz bir adam. Gerçek bir canavar. Çok acayip. Haaland'ın fiziğine baktım asla koşabilecek bir insan değil ama kesinlikle. O hızda olması inanılmaz. Yani insan üstü bir şey ya. Ben galiba Haaland'çı oldum. Haaland Mbappe savaşında da Haaland saflarına geçeceğim galiba. Evet maçtan sonra da bir Come to Beşiktaş çağrısı. Ona oldu. Da gülümsemesi falan evet. O çok kalbimizi çaldı. Kalbimizi çaldı. Bir Quaresma bari. İşte kalbimizi çaldı. Ben buradan Mine Raiola'ya da sesleniyorum. Ya 75'e bize sat bunu. Tamam mı? Bir dakika. 75'i nereden buldun? Ya borç harç mezat bulduk. Bitcoin'den bulduk. Hulk'tan borç alır gibi Haaland'dan mı borç yok, alır? Yok. Haaland'a 75'i verdik aldık tamam mı? Tamam. Hatta ben Mine Raiola'ya diyorum ki 75'i cebinden ver. Haaland'ı Beşiktaş'a al. Beşiktaş'a taraf kontrat yapalım. Tamam. Haaland'a Beşiktaş 20 milyon euro ödesin bir sene için. Okay. Ama önümüzdeki yaz satma garantisi. Kaça satarsa %90'ı Mine Raiola'nın, %10'u Haaland'ın o 200 milyon euroya satacağız. Yani %10 20 milyon eurosu maaşı Beşiktaş'ın. Yani maaşını çıkaralım 200'e satıp. Ulan çok iyi değil de. Böylece yani. Şöyle bir dakika. Şimdi 75'i satarak herifin yiyeceği bir komisyon var ya Mine Raiola'nın. Evet. Mesela atıyorum 25 milyon euro kazanacak Haaland'tan. Ben evet. Raiola'ya diyorum ki 25 kazanma bu yaz. 75 ver. Önümüzdeki yaz 190 plus Haaland'ın maaşından pay alırsın. Yemin ediyorum Bosman vay falan da. Diz çöker tövbe ister. Bu hasso kuralları diye bunun çıkıp yaygınlaşması lazım. Ben Beşiktaş'ta bir sene oynatması gerektiğini düşünüyorum Haaland'ı. Değil mi? Bu burayı görmesi lazım kesinlikle. Ya maaşını ödeyelim. Yazın maaşını bize ver. Üstü senin olsun. Peki ben sana şunu soracağım. 75 verdik Haaland'a. Arka taraf Serdar Saatçi, Necip Uysal falan. 75 biz vermeyeceğiz. Raiola alacak. Raiola cebinden veriyor. Okay. Beşiktaş'a aynen. Bir sene 5 bak Mine Raiola %100'ünü alacak futbolcunun. %10'unu Beşiktaş'a verecek.
Böyle menajerin oyuncu aldığı bir şey var mı ya acaba tarihte? Ya işte ben konuşsam yarım saat otursam bayağı bayağı yaparım da. Denk gelmek lazım diyorsun. Aynen öyle. Bir gün umarım kendisini de benim hocam bir esas stüdyolarında ağırlamak lazım. Çok severim. Mino evet, Rayo olay mı? Çok severim. Bir tek Balotelli de yapamadı ama onun dışı müthiş adamdır. Valla bekleriz. Türkiye ilişkileri sağlam zaten. Evet 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 evet. Bayılıyor Türkiye, evet. Adana'yı çok seviyor. Adana kebabı çok seviyor. Şırdan sevmiyor ama karın seviyor. O şey 40 kat yapıyorlar ya Adana'da. Onu seviyormuş. Karın ne lan? Onu ben bilmiyorum. Ya karın deyince öyle şey anlama da yani 40 kat yok, diye yok, bir bağırsak bağ böğüm ya 40 kat seviyormuş. Adanalılar yazsın. Okay. Aynen ya. Evet evet. Ben de sen merak ettim. Ben de bilmiyorum. Ha, bir an dedim hani sen biliyorsan da ben bilmiyorsam. Yok Adanalıları yazsın evet. De. Yuvarlak böyle yumruk gibi olur. Ya biraz böyle bizon şeyi gibi olur. Söyleyemeyeyim yani. Orası gibi olur. Büllük. Yani ben söylemeyeyim. Tamam ben söylemiş olurum. Ben konuğum burada. Şimdi burada sıkıntıya sokuyorum. Ben söylerim canım sıkıntı yok. Ama peki sen Şırdan sever misin? İyisi müthiş olur. Efe sen ne düşünüyorsun peki bu konuda? Benim aram yok abi Şırdan'la. Abi kibar adam çünkü anladın mı? Hani bizim yok. Gibi değil yani. Yok bizim gibilikten de sevilecek karides, bir şey değil ya. Ben çocuk de... yaştan çok alıştım Sakatat'a ama Sakatat sevilecek bir şey değil. Ben Sakatat severim bu arada. Şırdan denemedim yani. Ama çok ağır Sakatat da yemiyorum yani. Sen daha yani. Çok böyle karides tempura. O işte karides ya. Müthiş olur ama ya. Yok. Yok be kardeşim. Yani kokoreç severim yani. Köri soslu levrek falan. Öyle şeyler sen öyle takılıyorsun herhalde. Yok, bugün Asu seninle evet. Paylaştığım şey nasıldı? Balık menüsü, balık kokoreç falan. Çok şaşırdım ben onları görünce. Balık ya ben onları görünce ya. Ben onları görünce şaşırmadım açıkçası. Balıkla ilgili inovatif tatlar yapılmaya devam ediyor. Türkiye'de balık yemeyen çok ciddi bir kesim var. Balığı böyle sarımsaklayıp, yoğurtlayıp İşte çeşitli baharatlar yapıp balığı yedirmeye çalışan restoranlar var. Ben bu yaz Fethiye'de bir restorandaydım. Müthiş bir restorandı. İsmini şu an tam hatırlayamıyorum. Ama yani karides mantı diye bir şey söyledik. Allah Allah. Olamaz böyle bir lezzet. Ne yani, diyorsun ya? Olamaz böyle bir lezzet. Hala tadı damağımda. Hani bir baby karides kalamar yemiştik. Bir de o karides mantı yemiştik. Çok acayipti. Peki karides mantının mantıya benzemesi için bir şekilde içinde bir şey mi? Yani nasıl var? Gözümde canlandıramadım. Karidesler ufak şekillerde. Tamam. Ve unlu yağıyla iyice kızarmış, kıtır kıtır olmuşlardı. Okey, gayet güzel. Dışına da yoğurt ve değişik bir sos yapmışlar. Of. Acayip. Abi ben şu an önümde açık Arda'nın mutfağında varmış. Yani güzel duruyor baya. Evet, ben evet. Sayenizde hani 8,5 dakikada falan yemek yediğim için tabii şimdi canım çekmedi ama kesin çok güzeldi. Müthiş yani. Bir şey ya. Aklınızı kaybedersiniz. Çok iyi. Bak yine laf çarpıyor ya Hasan. Abi bugün normalde yani laf çarpılacak insan. Bu adam enteresan bir adam. Yani bu adam enteresan bir adam. Ben bu adamla ilgili konuşmaya henüz başlamadım. Ya söyle. Dostça geçsin istiyorum ama yani... böyle bir kılıç çekme işi olursa ben de çekeceğim kılıçları. Bekliyorum. Çek abi benim sana o mevzuda. Ya özür dilerim yapabilecek bir şey yok abi. yoğun çalışıyoruz yani. Fırsat olmadı. Efe ben geçen gün Beşiktaş Vodafone Arena'daydım. Vodafone Arena stadyumundaydım. Vodafone Park bu arada rica ediyorum. Umurumda değilsin. ve Sinan'la görüşemedik. Evet, şimdi öyle. Sen pek tabii ki diyebilirsin ki. Ya ben de İstanbul'daydım. Çocuk da İstanbul'daymış. İstanbul'da bir noktadan diğer noktaya gitmek inanılmaz zor. Yani burada Sinan'ın bir suçu yok. Burası İstanbul, metropol diyebilirsin. Ben buna saygı duyarım sana. Böyle yorumlarına da saygılıyımdır. Ama Sinan da Vodafone Arena'daydı. Oğlum ben sen bana yazdın da zaten Beşiktaş'taydım. Yani, Akaretler'de arkadaşımın evinden çalışıyordum. Bak yani görüyorsundur umarım. Yani ağızla itiraf edilen şeyleri falan duyuyorsundur. Yani denecek çok az söz var. Yazık mesela tek kelime
yazık. Bana mesaj atmış. Bana mesaj atmış, diyor ki Haso gel İstanbul'a da beraber sen ev bir ev tut da orada oturalım. Ya sen bana aynı statta gelmemişsin. Evime mi geleceksin? Karşılıklı oturuyoruz. Yanıma gelmemişsin de İstanbul'da ev tutunca mı geleceksin be adam? İlla akaretlerde evim mi olması lazım Sinan'ı görmem için arkadaşlar? Bunun bir cevabını lütfen verin ya. Oğlum bak, eve geldim. Bora dedi ki abi, dedi işte kardeşim, dedi ki hani Hasan abi nasıl falan dedi. Dedim vallahi görüşemedik. Yani nasıl rezillik yani ya. Hakikaten nasıl rezillik yani ya. Hani rezillik maça git, ya. Gelmedi mi maça falan. Geldi. Dedi. Nasıl verdin? Yok, Bora'ya dedim, nasıl verdin bunun hesabını? Abi yok dedim, geldi de ben stada girdiğimde 19-25-28 falandı zaten. Harbiden böyle çok ucu ucuna gittim ben maçada ya. Yani. Maçtan önce hani bir şey bile içemedim. Öyle düşün yani. Hiç vaktim olmadı. Harbi yoğun bir çalışma günüydü yani. Yapabileceğim hafta içi maç abi, ne yapayım? Ya Efe en bir... çok en çok neye üzülüyor insan biliyor musun? Özür dilerim. En çok, tamam, özür en dilerim. Çok neye üzülüyor insan biliyor musun? Ya maçta Batı tribününü arıyorum. Bizim stadı da öyle bir yapmışlar ki Batı tribününü bulamaman için. Yani bizim stadın mimarisi Batı tribününe girmemeye göre yapılmış. Hani bir yerden bir yere kadar yürüyorsun, tam batıya gelecekken oraya bir tane demir örgü var. Geri dön dolaş diyorlar tersten. Bir daire çiziyorsun, geliyorsun. Bu sefer de yine bir demir örgüler var. Diyorlar ki bu sefer bir yarım ay yap, dışarıdan gel diyorlar. Bu sefer dışarı çıkıp dışarıdan geliyorsun. Evet abi. Ben bu stadı tavaf edişimin şeyinde tam o sıralarda kaç tane çocuk Hasan abi severek izliyoruz. Hasan abi severek izliyoruz. Haso abi sen misin? Haso diye vay uzaktan be bağıranlar. Ya el dersin Efe. El dersin. Adam, adama el dersin. Adam geliyor, selamını veriyor. Hasan abim yayınları severek izliyoruz. Fotoğraf çektiren oldu maç sonu. Çocuk Twitter'a falan atmış. Yani böyle bir oğlum ben zaten el dersin bu çocuklara. Bu çocuklara el ya dersin. Başka bir şey demek istemiyorum ya. Anlayan istediğini anlasın. Neyse ben özürümü dilerim. Sinan Efendi'nin annesi de çok ciddi bir sevenimdir. Buradan kendisinin de ellerini öpüyorum. Benim olduğum podcastleri kaçırmadan izler. Aynen. Burada durdurup sana bunun hesabını sorar. Sorar. Yemin ediyorum sorar. Yemin ediyorum sorar. Efe'nin düğününe giderken bile bana dedi, bak dedi, siz dedi Asu'yu çağırmadınız mı falan. Yok dedik annem, vallahi çağırdım, niye çağırmayayım, olur mu öyle şey. Hani zaten bana burayı çağırmadılar dedi. Anne buradan da bir gaz vereyim. Buradan da bir gaz vereyim de. Hayda. Her zaman neyse, bir şey kapımızı artık başka o zaman bir Şampiyonlar bir şey Ligi maçına kısmetse. Şu Şampiyonlar Ligi mi artık başka bir sebepten mi? Haso eğer İstanbul'a ayak bastığı ilk anda benim ne olursa olsun misafirim. Sen de Sinancığım kendini artık ayarlarsın. Yok kardeşim, çalışıyor evet hakaretlerde. O gün çok çalışma yazmışlar. Full hakaretlerde ol demişler. İş bitimi de hakaretler Beyond'da bir iş çalışması çıktı. Yemin ediyorum. O maçtan sonra da bak, maçtan sonra da hiç konuşmadık. Ben maçtan sonra Kızılkayalar'a gittim. Bir şeyler aldım. Karnım acıktı. Ondan sonra eve geri döndüm. Ya maçtan sonra da konuşamadık. Diyecek çok az söz kaldı artık ya. Neyse tamam. Efeciğim ben davetine iştirak edeceğim. Valla bekliyoruz. Ekim'in 17'si 18'i gibi bir gelme durumum var. Eğer şartlar olgunlaşırsa sizleri de göreceğim inşallah. Ne diyorsun abi, ya içeride iyi. Lisbon maçı. Yok yok, hafta sonuna denk geliyor. Bir daha maça gitmem ben beyler. Ben golü göremedim ya. Golü göremedim. Hakikaten golü göremedim yani. Lig maçına gideriz. Aksi yani oldum yani. Hakikaten Şenol Güneş aksiliğinde çıktım stat'tan yani. O kadar para vermişsin. Montero'nun golü kaçırdım bir şeye bakarken. Ya yani evimde olsam 50 açıdan izleyeceğim ya. Ama o atmosferde başka be. Çok başka ya. Hele bizim tribün. Vallahi öyle. Efe ben bak, bir Vodafone Park'ı merak ediyorum ama. Müthiş bir stat. Ben Sinan'a da söyledim. Hiç gitmedim maça. En merak ettiğim stat. Gidebilirsin kardeşim. Passo.com.tr'den bilet alıp gidebilirsin. Sıkıntı olmaz yani. Genelde çalışıyorum maçlarda ama. Evet, öyle tamam bir sıkıntı var.
Ne yapayım abi, ben mi ağırlayayım? İşine Allah gücüne aşkına saygı duymaz ama hakaretlerde iştedir. Milletin ama işine gücüne hiç saygısı yoktur. Neyse ya, harbi bu... yorumsuz bırakıyorum ben. Bir dakika, şu maç konusunu, Vodafone Park konusu kapatmadan bir şey diyeceğim. Bir buluşma daha yaşandı. Bunun farkında mısınız bilmiyorum ama bana 1 Ağustos'ta Yüce Atatürk isimli bir Twitter hesabından bir mesaj gelmişti. Ne yani diye? Podcast kaydedemediğimiz zamanlarda. Tuhaf bir nick. Hasoya... Hasoya... Ha, ben Hasoya... bir de bu arada bunu harbiden yayından önce de konuşmadık. Darbe, bil... darbe yani bildirisi, yani darbe bildirisi geliyor. Çok tuhaf bir nick. Korkudan altıma yapacağım galiba. Devletimizin sonuna kadar arkasındayız. Eğer tuhaf bir şeyse ilk kez duydum bunu. Yeminle ben de ilk defa duydum. Şok içerisinde. Çok fazla ya dava çok var. Yapalım. Sıkıntı olmuş o yüzden. Ya gayet de tatlı bir şekilde Efe Bey işte bir sonraki yayında sevgili Hakasıkçı'ya ekte atacağım tweet'i yorumlayabilir mi demiş. Aa. O zamanlar da Dortmund'da tabii Beşiktaş eşleşmemişti. Ya Dortmund'da da bizim burada çok konuştuğumuz Yusufa Mokoko oyuna da girdi zaten. Olmaz demiştik. Yani, boş kale kaçırdı. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Benim olduğum kalenin önünde gözlerimin içine baka baka boş kale direğe vurdu topu. Vurur. Yusufa, biz seninle daha çok karşılaşacağız. Kardeşim benim, sen ben adı orta seviye topçu gülüyor olmaya kafa olarak kendini hazırla. Orta seviye topçu. Bu arada çok beğendim çocuğu. Şakası bir yana. O yaşına rağmen fiziğimizi çok iyi ya. Abi Dortmund'u ben feci kıskandım zaten. Jude Bellingham, evet, Haaland, Mokoko. Fizikler... Bir de Reyna tane... Meyna var, onlar oynamadı. Bir ta- iki tane çocuk ısınıyordu kenarda. Tam önümüzde. Ya tiplerine bakıyorum. Ya diyorum bunlar çocuk ya. Hakikaten çocuk. Daha bir de onlar geliyor yani. Onlar kim bilmiyorum da iki tane böyle bayağı çocuk yaşta adam, yani çocuk işçi çalıştırıyor herifler resmen. Yani iki tane çok küçük çocuk vardı ısınan. Daha bir de onlar var falan filan. Çok kıskandım yani, müthiş takım. Bir sağ beke, sağ bek, işte sağ bek, sol bek kenarları açılıyor. Merkez orta sahalar, çapraz koşu, tek pas, iki gol. Yani futbolu bu kadar basit oynamaları, işte savunmada Beşiktaş ne kadar topa sahip olursa olsun, ne kadar bastırırsa bastırsın anca yan topa falan pozisyon bulabilmesi, kontrayla pozisyon bulabilmesi, yani o yerleşmeleri falan filan, ya uf, çok kıskandım. Abi, çok iyi. Ben maça beraber gittiğim arkadaşımla, hani aynı yerde oturduğum arkadaşımla şeyi konuştuk işte. Ya bazı maçlarda harbi mesela şeyi hissediyorsun, hem stadın atmosferinden hem maçtan, ya acaba ya bu maç döner diyorsun mesela. Ben hani Dortmund maçında onu hiç hissetmedim açıkçası. Çünkü ya öyle bir yerleşiyorlar ki abi arkaya. Hani orayı açabilmek için böyle hani salaktan bir gol bulman lazım ki bir şekilde maçın ya aksiyonu değiştirmen lazım. 68'de Batshuayi atsa bir şeyler, evet, olabilirdi. Herifler aynen tedirgin olabilirdi. Çünkü genç de adamlar. Yani bakma sen, bir plan yapmışlar. Plan tuttu, tak tak 2-0 oldu da. Hani 68'de Batshuayi mesela, o Gezzal'in o pası tüm planları bozan bir pas. Batshuayi'ye pası. Çünkü aynen inanılmaz doğru kapanıyor herifler. Hiç pozisyon vermiyorlar. Zaten az sonra da konuşuruz. Benim için futbol artık kafada tamamen şunu oturttum ki hücum planı diye bir şey yok. Yani tamamıyla savunmadır taktik. Yani rakibi kapatmak ve hücuma nasıl çıktığın. Defansif orta sahadan mı çıkıyorsun, stoperden mi çıkıyorsun? Futbolun taktiği bence artık sadece bu ikisinden ibaret. Çok iyi kapanan bir takım. Ama o Gezzal'in o insanüstü pası tüm planları bozuyordu. Planları bozulduğu anda 68'de 2-1 olsaydı Beşiktaş puan alabilirdi. Puan almayı da hak etti Beşiktaş. Yani hırsıyla, mücadelesiyle. Kaçırdı da ya Beşiktaş. Kaçırdı da. 68'de o girse başka bir maç olabilirdi. Ama tabii o girse bu girseyle olmuyor. Ona bakılırsa. Dortmund'da daha ilk maçın başındaki yani Batshuayi'nin, evet, pozisyonu da mesela hani girse tabii. Ya, başka maçlar, o yani senaryolar üzerinden konuşmaya gerek yok. Herifler çok iyiydi. Beşiktaş da iyiydi. Peki Beşiktaş'ın gruptaki şansını nasıl görüyorsunuz bu maçlardan sonra? Bir sırayla görüşünüz olur. Ben çok zor görüyorum abi ya. Türk, bak şöyle. Beşiktaş kafa kafaya oynadı. Onlar kadar tempo koymaya çalıştı.
Beşiktaş belki Sergen Yalçın geldiğinden beri en çok koştuğu maçı oynadı. 114. 114. Aynen. Ama 12 kilometre koştu. Ama şimdi şöyle bir şey var abi. Bir basamak yukarıdalar yani. Bu çok bariz. Kesinlikle. Hani çok çabaladın, çok efor sarf ettin, çok istedin, çok pozisyon buldun ama şans da yanında değildi ve yenildin. Sen olabilecek en iyi halinle yenildin yani. En iyi bu olur. Hani ben kimseye kızamıyorum yani. Bu kadar olur diyorum. Bu kadar olur dediğin yerde içeride Dortmund'a kaybediyorsan gruptan çıkma işi çok zor bence. Yani evet. Bireysel hatalara falan kızıyor olsaydık ulan kalan 5 maçta çıkabiliriz derdim ama yapabileceğinin en iyisiyle bunun olması çok beni biraz düşündürdü yani. Kesin. Ya ben de aynı fikirdeyim. Ben bu arada hani üçüncülük bile hani benim için çok şu grupta iyi başarı. Çünkü hani Ajax falan da izledim. Çok iyiler yani. Onlar da çok tempolu oynuyorlar. Ben Ajax'ın maçını moralim bozulmasın diye izlemedim. O sahada Anthony diye bir çocuk var. Evet, ya evet. O çok acayip. O zaten şey FM'de de inanılmaz oluyordu. Hani düşündüm bir Ensakala'yla karşı karşıya nasıl olurlar diye maçın tekrarını izlerken. Müthiş sonra bir çift dedim olur. Ki, sonra dedim ki neyse dedim düşünme keyfini kaçırma. Hani zaten bir sürü keyif kaçırıcı şey var. Ama Lisbon'a bence diş geçirebiliriz. Lisbon iyi takım. Ben burada da söyledim daha önce de. Ama Beşiktaş hani biriyle kafa kafaya mücadele edecekse bu grupta o Lisbon'dur bence yani. Ama tabii ki hani şey demiyorum. Abi ben bilmiyorum ya. Yani 5-1 biraz bence çok ekstra bir skor ya. Tabii maç yani çok erken. Ajax arasında o kadar zaten. Kalite farkı olduğunu ben düşünmüyorum ya. Ben İlk gol falan yalan bir gol zaten. Daha birinci yani, dakika evet. Savunmaya çarpıyor. Direkten dönüyor önüne düşüyor falan böyle. Hı-hı. Harbi yalan bir gol yani. Ama tabii burada artı 4 Ajax'ı biraz öne atacak bir averaj. Yani burada hani yani ben en azından Dortmund bir adım önde herhalde herkes öyle görüyordur çoğunluk. Beşiktaş, Ajax, Sporting bir yarışın içinde olabilir ikincilik için gibi diyorsak artı dört averaj. Artı dördü def etmen için evet. içeride yenip Hollanda'da yenilmemen gerekecek yani. Evet. Ajax'ı kaybetmemen gerekecek yani. Kazanman gerekecek bir maçında. O biraz sıkıntılı. Bir de şimdi Ajax deplasmanı yani o her şeyi belirleyecek maç bir anda ikinci maç mı oldu grupta? Öyle gibi duruyor sanki. Bence de eğer Dortmund'da Lisbon'u yenerse biraz öyle oldu gibi sanki. Ama bilemiyorum ya. Vallahi zor işler. Diğer Fenerbahçe için ne düşünüyorsun Efe? Abi şimdi şöyle ya Fenerbahçe dün ben maçı izledim. Hani ilk 15 dakika, ilk 20 dakika zaten iyi bir baskıyla golü buldu. O yani açıkçası heyecanlandırdı beni. Biraz görmeye alışkın olmadığım bir oyundu Fenerbahçe'den. Ama sonra oyunun geneli bence biraz daha mahkumiyetle geçti yani. Hani Pereira hamlelerde geç kaldı bana göre. Yani Rossi'ye biraz yüklenilmiş ama ben yüklenilmesinde çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani mücadeleci hani şey bir oyuncu ama herhalde ilk dakikada kaçırdığı o karşı karşıya pozisyon biraz sıkıntıya soktu onu. Bir de tabii sonunda o Pelkas'ın kaçan penaltısı, o golün VAR'dan iptal edilmesi falan filan böyle ekstra bir üzdü. Açıkçası beni yani. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi? Hasan sen nasıl buldun? İzleyebildin mi? Valla baktım Fenerbahçe maçına biraz. Fenerbahçe ya Pereira ile bir şey oynuyor ama elindeki malzeme onu oynamaya ne kadar müsaade edecek ya da maçlar daha zorlaştıkça, rakipler daha ciddileştikçe ligin ikinci yarısında puan alma işi daha kritik hale geldiğinde ne kadar evet. Götürür Fener'i bu oyun bilmiyorum. Biraz soru işaretleri var bende. Kötü değil. Asla çok kötü değil. Yani hani umutların kaybolacağı bir takım değil Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'yi tutan adamların tam bu sezonda gitti diyeceği ya da bu sezon bizden bir şey olmaz diyeceği bir sezon değil. Ama eksikler var. Keşke Pereira Fenerbahçe'nin son 4 senede 1-2 kez şampiyon olduğu bir anda gelip bunu yapsaydı. En azından bir sene taraftarın ya adam bir şey oturtmaya çalışıyor Luk sabrı olsaydı önümüzdeki sene Fenerbahçe daha iyi olur bence. Ama bu yaz şampiyon olamadığı senaryoda önümüzdeki evet, seneye ne kadar başlayabilir ya da başkan ne kadar durur falan filan onları bilemiyorum. O sıkıntılı bir ortam yani. Şu an... Eğer camiadan onun şeyini alırsa, garantisini alırsa bence bu sezon daha cesur,
daha net kararlar alabilir. Yani Fenerbahçe'de öyle bir yol ayrımı Pereira açısından görünüyor yani. Bu sezonluk takım mı kuruyor bu adam, yoksa önümüzdeki sezon için makine gibi bir takım yapmanın ilk adımlarını mı atıyor? Onun bir ismini net koymak lazım aslında. Vallahi ben beğendim abi Fenerbahçe'yi. Ben çok böyle şey düşünmüyorum. Çok olumsuz bakmıyorum. Özellikle ilk yarı falan bence çok iyiydi yani. Gümbür gümbür oynadı Fenerbahçe. Maça da çok hızlı başladı zaten. Ama abi Pelkas'ın önemi, ya Pelkas çok başka topçu. Oyuna girdikten sonra da o penaltıyı kaçırmasına rağmen ya bambaşka bir dinamizm getirdi ön tarafa. Ama işte hem Mesut hem Pelkas'ı aynı anda sahada tutmanın hem yani tutmak hem zor, hem o kadroyu sahada belirli dakikalarda tutmak daha da zor. Bu biraz hocanın becerisine kalıyor. Hasan'ın dediğine ben sağ kanat ve sol kanat bekler açısından katılıyorum. Yani Ferdi evet mücadele ediyor ve şeyin farkında, net görüyorsun ya, yani ben bu sezon oynamak istiyorsam ancak burada oynarım diyor ve bunu artık kabullenmiş durumda, yani bu pozisyonda oynayabilirim diyor. Bir şekilde oradan kendini adapte etmeye çalışıyor bu yüzden. Ama sahada ben o sayede bu işin olmayacağını düşünenlerdenim en azından. Ama dediğim gibi seninle de daha önce konuşmuştuk yani. Fenerbahçe bu gruptan bence rahat bir şekilde çıkar, bir sorun yaşamaz. Evet, evet. Ben de şampiyonluk için, şampiyonluk mücadelesi için, sadece Fenerbahçe için değil her takım için daha çok erken. Hele bir önümüzü görelim, bir yolumuzu yürüyelim. Ondan sonra o kısımla ilgili şeyleri söylerim ama Hasan'a şeyde katılıyorum. Daha sabırlı bir dönemde gelse daha farklı olabilirdi ya her şey. Ya tabii şu an beklentiler yüksek. Aynen öyle. Normal olarak. Galatasaray'a ne diyorsunuz? Abi ben bu şeylere çok, bize maç izlemiyorsunuz, Galatasaray maçı izlemiyorsunuz tavırlarından sonra biraz Galatasaray maçını izledim. Ve ya ben Galatasaray'ın herhalde son izlediğim 4-5 maçında ilk defa bu kadar derli toplu olduğunu görmüyor. En azından ne yaptığını biliyordu yani. Hani böyle çok ağım şağım, acayip vurdu kırdı, müthiş maç oynadı diye düşünmüyorum. Ama ne yaptığını biliyordu ve herkes onun bir şekilde planın içinde kaldı yani. Biraz da şansın yardım ettiği bir gol. Ama Morata'nın direği vesaire de var. Bence onlar da bir şekilde oturmaya başladı. Bu forvetteki Halil tercihi işte. Bir de Kerem'in performansı çok önemli abi. O geçen hafta da konuştuk. Marco ile olan mevzudan sonra Kerem, ben hala Kerem böyle çok kendini sahaya vermiş bir şekilde göremiyorum. Yani Galatasaraylılar ne düşünüyor, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama sanki hala kafasında bitiremediği bazı şeyler varmış gibi geliyor bana. Ama onun dışında ben ya vallahi açıkçası Galatasaray'ı da beğendim yani. Ve zaten bu puanlara da ihtiyacımız var. Görmüşsünüzdür, ilk 15'te bitiremezsek hani Avrupa Ligi'ne bile takım götüremeyeceğiz bu sene. Bir şekilde hani ilk 15'in içine kendimizi atmamız lazım. Ve bu puanlar hani artık böyle fanatizmi de bir kenara bırakarak ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben yani. Bilmem şart ya. Ama daha pişer abi. Her takımın daha pişmesi lazım. Daha çok var. Hasso sen ne diyorsun abi? Valla Kerem konusunda Sinan'a katılıyorum. Kerem'de psikolojik olarak bir sıkıntı var. Ailesiyle ilgili sıkıntılar var. Yani ailesinin babası çok üzülmüş herhalde bu. Yani kim üzülmez evladını öyle görmeye ya, de. Tabii abi. Biraz hani aile içinden de, bir aile dışından da, takım içerisinden de ben hani Kerem'e biraz oğlum sen haklısın bilmem ne tarzı şeylerin olduğunu düşünüyorum. Kerem'in psikolojisinin de bir bence problem var. Esas problemi bence Kerem'in oyununda. Yani Kerem Galatasaray için çok faydalı bir adam. Kerem'i Galatasaray'a çok büyük rakamlara satabilir ama Kerem'in savunma katkısı falan inanılmaz zayıf. Yani Marcao'yla tartıştıkları meselede Marcao'ya sus yapması falan filan, savunmaya dönmeme işleri, daha sonra attığı golden sonra yaptığı tavırlar falan, hani sadece psikolojik değil, saha içindeki kendini de çok farklı yerde görüyor. Yani o sıkıntılı mevzu ya bu arada. Yani saha içinde kendini öyle bir yerde görüyor ki hani ben dönmemeliyim savunmaya. Hani ben kendimi orada yormamalıyım gibi görüyor. Evet, daha onun için çok erken abi, yani, kaç yaşındasın ya. Yani? Biraz herhalde o çok bir anda çok lig çıkmanın, çok basamağa bir anda çıkmanın Kerem'de bir ben oldum etkisi var gibi geliyor.
Ama aşılmayacak şeyler değil bunlar yani. Bir en olmadı bir iki hafta bir yedek kalır, bir şey olur. Yani Galatasaray'da ya orada alternatifler de var. İşte Barış Alper var. Morutan oraya çekersin. Faife Gülü var elinde. O var, bu var, şu var. Yani Emre Kılınç var. Koy kanada oynar bilmem ne. Yani bir sürü alternatif var. Biraz ben Kerem'in arada dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani ben Galatasaray'dayım. Ulan buraya nasıl, işte ne şartlarda geldim. Bir buçuk sene önce şuradaydım. İşte bu insanlar bana güvendi, değer verdi, yatırım yaptı. Ha, hocam her maç beni ilk 11 çıkartıyor. %100 beni haklı buldu. Bir tartışmanın içine girdim ve %100 beni haklı buldu. Hani hocama da karşıda sorumluluklarım var. Takıma karşıda sorumluluklarım var. Yani biraz daha ayaklarının yere basması, sakinleşmesi gerek gibi düşünüyorum. Yani Marka'yla dost olmasına gerek yok ama saha içinde kendisine de çok zarar veriyor yani. Hırpalıyor kendini yani. Peki beyler, Berkan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben inanılmaz beğendim ya Berkan'ı. Yani bence hatta şöyle düşünüyorum. Galatasaray taraftarının ve camiasının Taylan'a yakıştırdığı çoğu şeyi bence Berkan yapıyor gibi sanki ya. Sahada da ya aldı verdi, çok rahattı. Pasları çok özgüvenliydi. Berkan'la Taylan'ı ben beğenmiyorum ya. Yani çok düz oyuncular geliyorlar bana. Berkan'la Taylan'ın en iyi oldukları gün bile Galatasaray'a verecekleri yararın minimum olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyada artık Berkan tipi, Taylan tipi, hücum katkısı sınırlı, pas yeteneği, görüşü, vizyonu bu kadar kısıtlı adamların bir takımın ilk 11'inde olması o takıma zarar veriyor artık. Dünyada başka bir oyun oynanıyor. Ben Berkan'la Taylan'ı pek kendim beğenmiyorum yani. Kişisel olarak pek beğenmiyorum. Yani iyi oynadıkları maç bile yani işte yani onlara Galatasaray'ın ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Yani öyle daha, o seviyede olduğunu düşünmüyorum. Biz bunu seninle galiba Dorukhan için yani, konuşmuştuk. O Asun Çağ'ı oynatırsın. Çıkal Dağ'ı oynatırsın. İşte Asun Çağ'ı da bilmiyorum yani. Tabii alveri olan, böyle pasları kaliteli öne gidebilen bir adamsa. Aynen. O bayağı belirleyici olacak. Yani Asun Çağ'ı Çıkal Dağ'ı Morutan falan yapabilir bence. Evet. Yani Berkan'la Taylan'ın ben Galatasaray'ın önde olduğu bir maçta artık skoru tutmasını gerektiği düşündüğü anlarda Morutan veya Çıkal Dağ yerine o ikisinden birini alkışlatmak için girebileceğini düşünüyorum. Ya ben Berkan'da hemfikir değilim burada Asoy'la ama diğer birçok şeye katılıyorum. Ya Taylan için kesinlikle hemfikirim ama ben Berkan'dan gerçekten olacağını düşünenlerdenim yani. Ben de olacağını düşünüyorum ya. Ben de bir bilmem neden öyle. Bana da şey ilk defa bu üçlünün böyle net bir fikir ayrımı oldu. Şaşırttı beni ha bu. Ulan Berkan, böldüm bak aramıza. Yok artık yani. Berkan'dan... Bize Berkan değil, hiçbir şey bölemez de. Ama ben ya bu Sarri dedik burada hocam hoca değildir diye. Bence yani yine kötü hoca. Vallahi kötü hoca ya. Ama ya normalde Roma'yı tutmam ama bu sene Romalıyız Mourinho'dan dolayı. Yapacak bir şey yok. Sarri de karşıda olduğu için. Normalde senin Roma'yı tutman lazım ya. Neden abi acaba? Politik. Ha ya o bence bir tık şehir efsanesi ya, artık kalmadı o yani şimdi. Bütün Lazio'lular faşist mi abi, böyle bir şey yok bence ya. Benim öyle bir iddiam hiçbir zaman olmadı. Ses kayıtlarını geriye doğru inceleyebiliriz. Yok, ben senin iddian olduğundan değil ya, genel gibi söyledim bunu. Yoksa İtalya'yı seviyoruz biliyorsun yani. İtalya'yı severiz evet. Abi ya İtalya. Allah. Duygulandı lan çocuk, niye böyle abi İtalya diye içerledin? Git kardeşim. Gidemiyoruz ki ya. Neredeyiz biz? Kırmızıdan mıyız? Sarıdan mıyız? Hangi listedeyiz? Bilmiyorum ki. Hala kırmızıdayız herhalde. Bu arada İngiltere'de çıkartmış bizi. Neyse İtalya'da kalalım. Biz İngiltere'ye dönmeyelim ya. Bu evet, politik evet. Mevzulara şeyi söyleyeceğim. Peki bu Ancelotti'nin bir açıklaması vardı hafta içi. Ne düşünüyorsunuz o konuda? Ben açıklamayı bir daha duyabilir miyim ya? Abi soru geliyor. Diyor ki işte hani İtalya ile en çok özlediğiniz şey nedir tarzı bir soru geliyor. Ancelotti de diyor ki yani kesinlikle İtalyan yemekleri değil diyor. Bunu söyleyebilirim. Çünkü diyor ben iyi bir aşçıyım. Güzel yemek yapıyorum. Örneğin diyor çok iyi makarna yaparım. Ve iyi makarna diyor al dente olur. Al dente olmayan makarna makarna değildir diyor. Bilmeyen dinleyicilerimiz için de bir anekdot. Yani az pişmiş
makarnayı seviyormuş Ancelotti. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani doğru. Her şey böyle az pişmiş mi yenmeli yani? Sen her şey az pişmiş yenmeli başka bir laftır Sayın Sinan. Hani makarna böyle pişirilir ayrı bir laftır. Makarna böyle pişirilir. Ya yani mesela kutuda 8 dakika yazıyorsa sen 6 dakika mı pişiriyorsun makarnayı? Bir kere... Yani al denteciler öyle yapıyor çünkü. Şimdi bir dakika, al dente 12 dakika pişirmektir. Hayda ya. Buyurun bakalım. Değildir ya. O kutuda yazan mı oluyor? Hayır abi, al dente az pişirmek değil mi? Al dente. Yok, az. Tane evet. Tane olacak. Al dente. Bak. Al dente. Yaklaşık 12 dakika haşlamaya denir. Kesinlikle yanlışım var ya. Bir dakika. Şimdi çok ünlü bir şeyin sitesine giriyorum şu an. Abi %100 yanlışı var. Makarna İmkansız. Üreticisi. 12 dakika. Ver reklam İtalya. Ver. Reklam ver. Şey, Inter orta sahası. Farklı isim ne olan. Ya yok ben. Dişe gelir demekmiş. Dişe makarna gelir demekmiş. Bak ha. Dişe gelir makarna hakikaten öyle bak pişirilir o, bu arada. Valla 5-6 dakika yazıyor işte. Ya. 5-6 dakika kıtır kıtır olur, yenmez. Yok Allah yok işte. Allah. Oğlum, olayı süre yazmıyor zaten. Bunda. Süre olayı yazmıyor zaten Allah. Yani. Az olmasa olayı. Arkadaşlar. O 12 dakika bak 12 dakika aldante olmaz yemin ediyorum olmaz bak. Bizim sinyoru bağlasaydık keşke programa. Bizim sinyor. Aynen o bilir. Vallahi, ya bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Neyse tamam ya. Ben ama makarnayı aldente da... makarnayı veya spagettiyi 12 dakika haşlamaktır. İtalyanca ısırınca dişe hafif sertliği gelen yiyeceklere al dente denir. Oğlum 12 dakika pişirince sertliği gelmez aynen. Ki artık yumuşacık olur. Diri kıvamda pişmiş. Abi ya ben bilgi mi vereyim uydurmaya mı gidelim? Yani Sinan mutlu olsun diye ben bir şeylere uydurayım mı? Ya yoksa yok, bilgi şekli mi gidelim? Biraz hani dinleyicileri yanıltıyormuşsun gibi geliyor. Ondan biraz şey olur. O zaman tamam. Dinleyicilere söylerim. Bir 8 dakika pişirin, bir 12 dakika pişirin. Arkadaşlar Sinan'ın söylediği şey 5 dakika haşlamaktı. Onu da biliyorum. Ona girmek istemedim. Yani ben bu çocuğu sürekli böyle düzeltmek istemediğim için girmedim. 5-6 dakika haşlamaktır. Evet ya, bana da çok ama sonra da bir 6 dakika toplam tencere içerisinde 12 dakika durur. Heh, tamam şimdi tamam. Anlaştık. Ben haşlamaktan bahsediyorsun zannediyorum abi. Kaynar suyun içinde 12 dakika tamam. Diyorum. Mahvolur makarna. Ama hayır Sinan, sen de senin dediğin de sanki 6 dakika kalıyor alıyorsun gibi 5-6 dakika. Ama ben de öyle işte anladım. Bak 6 dakika dememelisiniz. Neden? Çünkü 6 dakika kaynayan suya attığınız zaman çiğ kalır. Öncesinden itibaren 12 dakika geniş bir tencerenin içerisinde biraz kaya tuzuyla İlk 30-40 saniye hızlı şekilde, daha sonra yavaşça karıştırarak elde edersiniz bu makarnayı. Evet, şimdi bak aynı dili konuşmaya başladık. Ben az önce bambaşka bir şey anladım. Kendimi de çok yanlış anlatmışım yani. Tamam, şimdi peki böyle seviyorsun sen de o zaman. Udine'de... Bak sen bana bir makarna yapsana. Bak ne hatalarını söyleyeyim sana. Yap bir bana bir makarna. Attın tencerenin içine makarnayı. Dur önce bir su kaynasın. Oo, hata bir. Öyle bir şey yok. Suyun içerisine kaynamamış su. Oho. Sen abi hangi Udine'ye gittin? Hangi İtalya'ya gittin abi? Senin abi İtalya, ben, yanlış bak, İtalya ben sana ya. Bir şey söyleyeyim mi? Yazıksın. Makarna suyuna önce bir tuz atarsın. Tamam. Daha sonra makarnaları içine atarsın. Ateşi açıp. Abi niye attık şimdiden? Şimdiden atacaksın ki. 30-10'un kaynama süresini biraz geciktirsin ve orada tatlar o cılkı çıkmasın şeyin yani. Mevzunun cılkı çıkmasın. Tamam. Ondan sonra 12 dakika boyunca başta hızlı hızlı karıştırırsın yapışmamaları için. Asla yağ atmayın beyler. Bak abi zaten yağ karışmaz. Yağ eklemeyin. Bak yağ eklemeyin, makarnanın dış yüzeyini yağ kaplar. Yaptığınız sos boşa gider. Gençlere tavsiye bu. Evet. Sinan'ı dinlemeyin. Beni dinleyin. Ondan sonra bunu pişirdiniz. Bunu pişirdiniz. Asla süzerken yıkamayın. Sıcak veya soğuk suyla. Yıkanmaz. Süzdün. Tamam.
E dur, kaynadı sudan bir bardak almıyor musun peki sos için? Bir dakika ya. Makarnanın suyunu asla çöpe atmayın. Makarnanın suyu müthiş faydalıdır. Vay be. Müthiş faydalıdır diyor bir de ya. Bir kaşığını yemek yaparsınız, orada sosa kullanırsınız. Diğer kalanlarını da şeylere dökün. Çiçeklerinize dökün su soğuyunca. Makarna suyunu. Aynen öyle. Çok lan bir çiçekler evdeki, için bol mineral içerir. Evdeki çiçeklere de göz koydu şimdi. Önce ama midemize... soğuyunca bir bardağını alıyorsunuz soslar için. Sinan'a kalsa 5 dakika kaynayan suya attım, mahvetti. Kıtır kıtır bir şey yedin, öyle yenmez. Oh, yani su sıcaklığını arttırdıkça o makarna da kendini kaybedecek. Dans edecek suyun içinde. Abi, kaynama işin sonu. Yani son noktası. O ana kadar da o makarnayla güreşmeniz lazım. O geniş tencerenizin içerisinde. Abi bu adam ya işte bu Viyanalı adamdan makarna tarifi çok dinlemeyeceksin. Şunlar şinitsel yesinler abi. İşte şirdan mirdan anlatır 40 kağıt falan. Ben biliyorsun 2 sene bir İtalyan adamla ev arkadaşı yapmış bir insanım yani. Hangi yüzden... İtalyan'ı? Farioli ile mi ev arkadaşıydın? Senin hiç öyle bir ev arkadaşın olmadı. Aşağı yukarı Farioli sevdi. Ve tanır kendisini. Aynen, tanıyorum ben, doğru. Abi o senin İtalyan bir ev arkadaşın hiçbir zaman olmadı. Abi zaten orijinal adam İtalyan değil zaten yani. İtalyan tamam, o zaman ne işi var? O zaman bana karşı 1-0 mağlupsun. Senin çünkü İtalyan ev arkadaşın oldu diye, değil mi bu? Mutlaka olmuştur. Ya neyse ya, ama bir şey bu adam abi benim üstüme çok gidiyor. Tamam, durun. Sakinleştiriyorum ortalığı. Bu al dente falan biraz araştırırken karşıma çıktı. Ya sizin böyle en sevdiğiniz İtalyan mutfağındaki yemek ne? Ben söyleyebilirim şu an. Hemen. Söyleyeyim mi? Yani Hasso'yu mu bekliyoruz? Yok Adem, sen söyle. Ben Napoli pizzasını seviyorum balıklı. Bir kere Napoli pizzası balıklı olmaz. Yani. Abi olmaz yani. Olmazsa şimdi ben burada olur diyemem ki. Adamın gönlü olsun diye, burada bir dostluk olsun diye. Ben buna olur ya, çok iyi olur, çok iyi buldum falan diyemem ki ya. Çok doğru söylüyor bu arada. Yani güldüm ama harbiden doğru söylüyor yani. Sadece pizzayı... Napoli pizzasında ne olur? Bak domates olur, mozzarella olur. O zaman neden az önce böyle denmedi abi? Bitiremedim ki ya, daha bitiremedim ki ya. Tamam, özür dilerim, devam et. Cümlemi bitiremedim ki abi, ben vallahi bu çocukla ilgili harbiden... Bir şey söylemek istemiyorum. Ya beni bitiriyor abi ya. Beni bitiriyor bu çocuk ya. Ama çok güzel bir İtalyan pizzacısı önerisi de verebilirim ama reklam olur mu bilmiyorum. Olmaz be abi. Ver de gidelim, ileride yiyelim. Abi Kanyon'da Napo var. Çok güzel İtalyan pizzaları yapıyor harbiden. Orayı tavsiye ederim. Ya bir dahaki gelişinde götürürüm seni Hasan. Abi gidelim ya. Ben severim iyi. Bak iyi pizzayı çok severim. Ama abi, benim İtalyan yemeğim o değil bu arada. Benimki de o değil. Sen söyle abi. Ben biraz şey bir şey söyleyeceğim. Benim hani İtalya geçmişim olduğu için. Hayda. Niye ben güldün Sinan? İtalya geçmişim yokmuş gibi güldün. Yani Favrioli kadar vardır. Minimum Favrioli kadar vardır. Buyurun devam edin. Abi benimki doğayla İtalya gezimizde ilk defa yedim hayatımda ama büyük bir cahillik olduğunu anladım sonradan. New York ki. Bayağı güzel, bayağı hoşuma gitti benim. Ben çünkü böyle şey seviyorum. Yoğun tatları seven bir insanım yani. Ne dedim, bir daha söylesene. Gnocchi. Gnocchi diye yazılıyor. Ha, şey patatesli unlu böyle yuvarlak. Onu ben de çok severim. Ben zaten patates dedim. Bunu senle ben biliriz zaten. Başka şu an aynen falan diyecek biri çıkmaz şu an burada. Ben sadece susuyorum ya. Niye ya? Sinan'ın da vardır güzel zevkleri. Yok abi biz kimiz ki? Vallahi biz kimiz. Bozuldu. Adam valla bozuldu. Hasan'a bayağıdır bozuk atmıyordum. İyi oldu zaten. Haso senin İtalyan yemeğini alalım. Abi vallahi iyi bir stramboli inir. İyi bir stramboli alır cebe koyarım. İyi bir lazanyayı da çok severim ama favori yemeğim bruschetta'dır. Güzel bir atıştırmadır. Birçok farklı çeşitte servis edilebilir. Güzel başlangıç.
Bruschetta'yı çok severim. Buradan da dostlara selam. Bu arada en güzel İtalyan yemeği bence ravioli'dir. Bizim mantıya benzer çünkü. Mis gibidir. Hiç aslında sana çıkmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Bak lazanyanın iyisi çok mutlu eder ya. Kesin. O da doğru. Çok mutlu eder yani. Güzel. Çok doğru, mutlu doğru. Eder. O da çok güzel olur. En kötü yemeği söyleyeyim bu arada risotto. Risotto lapa pilavdır. Hani bunun evet. Lapa pilavı risotto diye satmaları da kepazeliktir. Ben de hiç zevk alamıyorum ya risotto'dan. Abi risotto vallahi. Falan yenecek iş değil. Geçin bu işleri. Doğru. Buna. Bir de zor pişiyor ya. Sürekli atıyorsun bir şey atıyorsun falan. Yapımı da zor yani. Bak yapımına bir kere bile bakmadım biliyor musun? Ekle. Bir kere bile merak edip bakmadım. Çünkü olmaz abi. Pilav dediğin tane tane olur. Peki neyin? Dört peynirli tortellini falan onları sever misin? Aa. Sen mesela çünkü quattro formaggi pizza sevdiğini bilirim ben. Quattro formaggi'yi severim. Quattro formaggi'yi gerçekten severim. Beni mesela bir tiramisu da yenir beyler. İtalya'da yediniz mi? Farklı oluyor, ya. Güzel oluyor. Ben İtalyan mutfağı hakikaten. Evet ya, İtalyan enteresan mutfağı ya. Seviyormuşuz biz ya. Enteresan iyi, evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Quattro formaggi'deki o dört pizza nedir? Ay dört peynir. Gorgonzola. Evet. Parmesan. Mozzarella. Pardon abi. Başka neydi lan? Dört peynirli pizzada gorgonzola kesim var. Gorgonzola evet, mıydı? Ben bu arada bildiğimden sormadım. Yani. Mozzarella, gorgonzola, banko var. Tamam. Bir tane bizim beyaz peynir gibi olana ne diyorlar onlar? O var. Erzincan tulum. Şimdi bir şey diyeceğim abi. Dilimin ucuna kadar geliyor. Yani yapma, bir şey... yapma. Yapma yapma. Yani. Dur yapma. Zor tuttum. Zor tutarsam yani bu kadar da. Dur kardeşim İzmir tulum desek böyle yani... bir tepki vermezdin ama. Ama tamam da yani ciddi vallahi bir şey tartışırken Erzincan turum gelmesi. Ya neyse bir şey demiyorum bak. İzmir tulum deseydik ama harbi ağzını bile açmazdı. Sadece onu söyleyeyim yani. Guda peyniri var bir de galiba ya. Değil mi? Gouda aynen öyle. Mozzarella. Çok... Bak mozzarella kesin var. Mozzarella, gouda, gorgonzola. Bir de galiba provolone var. Bir bakanlar beni düzeltebilirse Allah sevinirim. Allah. Aynen. Smoked provola. Aynen. Dediğin o muhtemelen aynen. Senin dediğin farklı bir çekim var. Ulan harbi inanılmaz bir adam ya. Hakikaten ya, yani yok artık yani. Bunun da bilgisi verilmesin ya şurada. Adamı kaşarına benzer bu arada. Provolone biraz daha tuzsuzdur. Tamam ama peynirli aran iyi haso senin. Künefeye konulan peynire benzer. Provolone. Yani tuzsuz peynir. Evet abi peynirli aram iyi. En iyi peynir Konya'dadır bu arada. Konya'da mı? O aynen öyle. Bir numara dünyada. Ama pazarlayamıyoruz. Şimdi birkaç yeni butik hamburgerci böyle Harbiye'de falan Konya trüf peyniri falan diye evet. Böyle satıyor. Ve hamburgerlerin içine falan Konya trüflü hamburger falan diye böyle inceden mesela pazarlamaya İzmir başlamışlar. İzmir tulum da inanılmaz bir peynir. Yani. Erzincan tulum da mutlaka inanılmaz bir peynirdi evet, bu arada. Erzincan tulum da. Bizim ülkemiz peynir açısından inanılmaz bir ülke beyler. Ama o yine Van peynirini bazen... Van peynirini mesela şimdiden yaparlar, küplere doldururlar, toprağın altına gömerler, kasım gibi çıkar. Abi Kars eski kaşar falan da öyle, millet şarabın yanına yurt dışından sipariş ediyor. Müthiş 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 peynirlerimiz var ama satamıyoruz. Yani kıymetini bilemiyoruz. Hiçbir şeyin bilemediğimiz gibi peynirlerimiz diye. Mesela o provolone diye sattıkları peyniri Hatay'da falan şeye koymazlar künefeye kötü diye ama adamlar onu inanılmaz satıyor mesela. Aynen öyle. Ulan var ya yine bak yine ayaküstü ülkenin sorunlarına da. Bak hakikaten harbi, yine. Harbi şok içerisindeyim ya. Ne kaldı Aso'ya sormadığımız ya? Düşünüyorum beyazdır konuşurken. Efe? Ya valla benim Aso'ya sormak istediğim bir konu var ama çok futbol konuştuk. Sor abi konuşalım ileride... Bir de futbol yapalım. Peynirlerden sonra bir de futbol alalım. Yok konuştuk zaten. İleride illa konuşuruz. Öyle dur mi? Ya çıtır sor hadi içinde sorayım kalmasın bari. Çıtır sor Ronaldo, hadi. Ronaldo'nun dönüşünü soracaktım hadi ya Hasso'ya. Müthiş o müthiş bir haber ya. Ronaldo'yu çok severim. Ben Ronaldo City'ye gitse de sevinecektim. Çünkü Juventus'tan çıksın istiyordum. Ama üstüne bir de çatırt diye United'a gelmesi falan filan çok hoş oldu.
Gelişe ne diyorsun peki? Gelir gelmez iki gol falan böyle. Siyu'da gitti. Şampiyonlar Ligi'nde de gitti, orada attı da o işe yaramadı, evet. Aynen. O biraz Farmist Hakkı'nın katilliğine denk geldi orada. Ya o maç. Ya bak kuponu mesela işte. Ronaldo'dan ayrı bir şey söyleyeceğim. Ronaldo konusu bir kenarda dursun. İşte ben bu yüzden artık dünyada futbolcular arası seviyenin çok az olduğunu inanıyorum ya. Yani o Wan-Bissaka dediğin adamın Young Boys'un sağ bekinden falan iyi topçu olduğuna inanmıyorum ben. Abi, o adam doğru idmanla, doğru idmanla, doğru antrenmanla, doğru çalışmayla Wan-Bissaka olmuş, öbürü Young Boys'un sağ beki olmuş. Dünyada artık futbolda yetenek havuzu, yani yetenek farkları çok azaldı. Genelde futbol tamamen taktiğe döndü. Taktik disipline döndü. Bireysel yetenekler çok azaldı. Yani Wan-Bissaka işte bir taktiğin tutmadığı anda, işlemediği anda bir anlık kafasının dalgınlığıyla yaptığı hareket inanılmaz. İnanılmaz bir hareket. Çok sert. Yani 1-0 öndesin, rap rahat maç. Yani ne gerek var öyle işlere? Ne gerek var? Vallahi öyle. Vallahi öyle. Kupona da United yazmıştık. Bizimkiler de kuponunda, bizimkilerin de kuponu gitti ama bizimkilerin kuponu ertesi gün Paris'ten de gidiyormuş. Evet, ben sonraki gün bir de Paris'ten gittim. Paris zaten o gün herhalde yatırmadığı insan yoktur diye düşünüyorum. Ama abi ne bileyim, Messi, Neymar, Mbappe de yenersin diyorsun çıkıp. Yani yok artık diyorsun yani, anladın mı? Ama işte futbol böyle bir oyun. Ama Ronaldo ile ilgili ben şeyi söyleyeyim. Aso da galiba buna benzer bir şeyi yayında konuştu. Böyle bir kenarından, köşesinden denk geldim o partına. Abi yani bir insanın bir şehre böyle etki ediyor olması çok acayip. YouTube'da işte All Access Area diye bir videosu var United'ın kendi kanalında. Bütün o maç gününü, soyunma odasını, taraftarları falan gösteriyor. Ya bambaşka bir etki abi yani. Harbiden Mehdi gelmiş gibi yani sanki. Acayip ya. Böyle koca koca adamlar siu diye bağırıyor. Ne evet abi. Ama yani acayip adam etki. Niye öyle bir adam olduğunu o ikinci golde zaten gösteriyor yani, önüne alışı falan. O yaşta çok acayip bir şey abi o ya. Olacak iş değil yani. Ama keşke Messi de City'ye gelseymiş. Ya inanılmaz bir Premier Lig sezonu olabilir. Gelmez abi. O gelmez. Ne, öyle zor şey... rekabete gitmez o. Zora gelmiyor mu diyorsun? Abi kolayda bile yapamıyor ki zora gelmiyor. Kolayı bile yapamıyor. Hayda. Abi ben Hasan'ın Ne yaptı başkan? Nerede ne yapıyor? Yapıyorum. Hadi. Yıllardır Messi'nin kadrosu kötü, Barcelona kötü diyenler ne yapıyor? İyi kadro işte. Daha kim oynayacak? Arkanda Aşraf Hakimi, Ferhat'tı, bilmem ne. Daha kim oynayacak? Hadi bir şeyler yap. İyi topçusun ya. Senin çevren kötüymüş ya. Senin çevren iyiydi Messi efendi. Peki, beni şey konuşturmayın. Beni konuşturmayın. Senin çevren iyiydi. İşte kötü oldu, kaçtı zaten. Sonra yeniliği niye yapamıyor? Ya bırakın bu işleri. Ronaldo'nun çevresinde Matić var ya. Adam kafayı kaldırıyor, Matić falan var. Luke Shaw falan var ya. Harbiden öyle. Peki size son kapanış sorumu şöyle soruyorum. Ronaldo ya eskaza bir ihtimal, ufacık da bir ihtimal olsa gelip bu sene Premier Ligi alırsa Messi'nin üstüne toprak atar mı? Ya ben bireysel karşılaştırmaları sevmiyorum. Az önce söylediğim laflar da makaraydı, harbiden, gülün diyeydi. Çünkü bunun takım sporu tarz, olduğuna aynen inanıyorsun. Kesinlikle sevmiyorum biliyorum yani. O görüşü. Ama mesela dışarıdan... Kimse kimseye toprak atmaz. Benim fikrim bu. Bana İkisi de bana... çok büyük iki topçu olarak anılır. Yani Ronaldo böyle bir şey yaparsa en başarılı sporcu denebilir. Evet evet. Aynen öyle. Ya en iyi denmez ama en başarılı denebilir yani. Portekiz'le şampiyonluk. Evet evet. Gel Manchester'lı ol. Bilmem yani. Kaç kere üstte Şampiyonlar Ligi al. Bilmem ne. Şu anda da öyle bence. Messi'den daha başarılı yani. Messi'den başarılı evet. Yani dönüp baktığında biri ya diyecek ki bu adam bunları yapmış. Ya şimdi Güney Amerika'daki Arjantin'le Avrupa'daki Portekiz'le bir değil ki abi. Tabii kesinlikle. Yani ikisiyle kazanmak da aynı yani. Kupa Amerika'yı kazanmakla Avrupa ya mesela şimdi onu diyoruz ya mesela bence. Şimdi o mesela o şampiyonlukta Ronaldo'nun ne kadar payı var? Bence yani var mutlaka ya, var da şey değil, yani mesela ya finalde evet. Yok ha. Atıyorum. Ben, aynen. Asist yani. Quaresma mıydı ya?
Eder'e asisti Quaresma mı yapmıştık? Yok yani? Sanmıyorum. Uzun bir top geldi. Eder kontrol edip vurdu gibi hatırlıyorum. Quaresma orada galiba son 16'da mı? Çeyrek finalde mi? Hırvatistan'a mı bir gol atmış? Birine gol atıyor, maçı bitiriyor. Birinde son penaltıyı atıyor. Evet evet. Büyük topçu. Evet. Portekiz'i şampiyon yapan adam. Kesinlikle. Kesinlikle öyle valla. Bilmiyorum ya. Ben ya takım sporlarında ben biraz konuşurken şey oluyorum yani. Rahatsız oluyorum. Bir şey diyorum sonra yok öyle değil oluyorum yani. Kendi kendime de. Olmadı ya. Kendi fikrime de şey oluyorum aynen. Yani. Çeliş bir gündeki Ronaldo. İyi yarın gel buraya de ki ben artık Messi'ciyim. Senin canın yok ben kimseyi ben Haaland'çıyım ya. Artık Haaland'çıyım. Şu Almanya'daki maç bitsin de ondan sonra Haaland'çı olup olmayacağıma karar vereceğim. Hani 6 tane atmazsa Haaland'çıyım galiba. 7 Aralık günü. Ulan adam Beşiktaş fark yer diye saatine alarm kurmuş ya. İnanılmaz. Olacak iş değil kardeşim. Böyle bir hayatımda görmedim. Kanım dondu maçın tarihini tek atan adama kanım donar böyle. Bak yemin ediyorum şu an var ya. Tüylerim diken diken oldu. Bizim tayfaya sorsak böyle nokta atışı yapamazlardı biliyor musun? Fener'in maçını bilmiyordur o aralığın ilk haftası. Ya. Bilmiyorum ama önümde açık onun için. Lütfen ya, yorumlara protest yazarım. Moderatör yazarsak ya hashtag. 28 Eylül, 19 Ekim, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçları tarihi. Sayayım ya. 3 Kasım, 24 Kasım, Öğretmenler Günü, Sporting, Beşiktaş Ajax maçı varmış. Ekim'in başındaki kaçındaydı? 19 Ekim. E tamam Haso. 19 Ekim diyor Haso. Ne yani? Oradayız. Geliyorum dedim İstanbul'a. Yok 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 maça gelmem abi. Kalbimi kırarsın. Kalbimi maça kırarsın. Gelmem abi. Sizi görürüm. Bir yemek yeriz beraber. Oradan uzarım yani. Neyse tamam. Ben adam abi istemiyor. Maç istemiyorum abi ya. Golü kaçırdım ya. Bir tane gol oldu. Montero'nun onu da kaçırdım. Torbama bir şey koydum. Evde izleyelim maçı. Evde olabilir. Dur bakalım. Evde olabilir. İyi tamam. Ben ayarlayacağım sen. Seni şeye götüreceğim kısmet olursa. Daha önce bir kere bizim orada geldiğin ultra pisliğiyle meşhur bir ev var ya. Aa ona gelmem, ona gelmem, yok, ona gelmem. O tayfanın yeni artık çalışıp para kazandıkları ve eve düzenli temizlikçinin geldiği bir ev. Artık temiz rahat rahat gelebilirsin. Yani söz vermeyeyim. Devam edelim. Valla kapanışı yapabiliriz ufaktan isterseniz. Özledim lan konuşmayı, özlemişim yani. İyi geldi. Boğazım ağrımasa daha keyifli olurdum da. Çok bağırdık ya. Yok ya. Normal gittik işte. Çok mu bağırdık? Yok oğlum. Maçta bağırdık. Sen ha, ne diyorsun? Her şeyi niye üstüne alıyorsun be adam? Pardon. Be. Üstüme alınmasın. Ben buna kılım Hasan bu. Vallahi estağfurullah. Buna sevmem o tarz işleri. Ben buna kılım. Bu şey yapacağım. Çok üstüme geldi çünkü grupta fark ettiysen. Ya Jude Bellingham'ın da kariyerinde başarılar diliyorum. Acayip topçu. Çok ya sevdim o çocuğu. Ben aynen. Ona harbi hayran kaldım. Ersin'e gelip tebrik etmesi falan. Aferin be. Aynen. Düzgün, ama işte düzgün adamsın. Yolun da yaptı ya. Biraz tadım. Yapacak ne yapacak? Islık yapıyoruz adam. Adam da gol atıyor. Sus yapacak ne yapacak? Doğru. İnce kuru. Onu da yok. Orası da adamlık geldi bana. Öyle yani 17 yaşında İngiliz bir Orta Doğu'ya gelmiş sus yapıyor millete. O da yani, o da etkiledi beni. Severim. Bak Orta Doğu'ya gelmiş. 16, 17, 18. Bak İngilizsin tamam. Hadi dönelim sonra öyle kapatalım. İngilizsin 17, 18 yaşına kadar İngiltere'desin. Sonra 16 yaşında seni Almanya'ya veriyorlar. Yani İngiltere görmüşsün. Bir de Almanya'ya geliyorsun. Sonra diyorlar ki Orta Doğu'da maç var. Yani haritada bilmiyorsun nerede olduğunu yani heriflerin. Bir maça gidiyor bir geliyorsun. Benim kasa 20 bin adam. Topu ver lan. falan filan bağırıyor. Orada gol atıyorsun. Ben sevinmem korkudan. Bak ben ne yaparım biliyor musun? Hızla kendi yarı sahama dönerim. Herif orada susmuş yapması da adam gibi adam işi. Adam gibi adam işi. Sevdim. Adam gibi adam işi. Doğru. Rakibin şeyini severim. Rakibin de iyisini severim. Ulan madem buraya girdin son bir şey daha soracağım. Ya Ersin Destanoğlu, Golden Boy. Evet ya. 2021. Madem uzattık bir ince de onu konuşalım. Yani. Bellingham'la aynı listede. Çok büyüyor. Gerçekten çok büyüyor derken hani kendini çok geliştiriyor oyun anlamında. Ben harbiden Ersin'in çok
iyi yerlere gelebileceğine inanıyorum. Bu tecrübeli olacak bir şey. Bu adam geçen seneden önce hani resmi maçı bile yoktu neredeyse bu seviyede. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde işte kendi yaş grubunun en ileriyle yani. Belki de hatta Haaland için falan direkt top 5 aktif oyuncular içinde diyebilirsin. Bu adamlarla bir şekilde mücadele ediyor olması, golde hatası vardır yoktur bilmem, bence yok yani, yapabileceği çok da bir şey yok yani, zaten onu hemen o tecrübede olamaz ama çok net pozisyonlar çıkardı. Geçen sene de iyiydi bence. Bu sene de Beşiktaş'ın yani tabii kalesine şut da gelmedi ama Ersin bir şekilde clean sheet'le devam ediyor daha gol yemeden. Yani bence hem milli takım için hem Ersin için çok önünde açık ya Ersin. Umarım çok iyi yerlere gelir valla. Jut da bence onu dedi. Hani sen dedi senden olur. Ben anlarım dedi gibi geldi bana. Hasan daha iyi. Ona daha yakında. O görmüştür. Ben kapalıdaydım. O diğer taraftaydı. Ya iyisin, moralini bozma dedi. Çok iyisin dedi. Moralini bozma dedi. Hasan da bir de Almanca da iyi ya. Anlamıştır hemen taktiği. İngilizce konuştular ama çok iyisin dedi. Moralini bozma dedi. Never mind bro. You are so good dedi. Ersin'in cevap ne peki? Okay. Başka hiçbir şey yoktu. Okay Ersin... bro bari. No speak English bro falan yaptı. Böyle hani konuyu kapatsın diye bir an evvel şey yaptı. Ya ben Ersin'e tek tavsiyem saçını berberine değiştirsin ya. Ben esas aynen devam diyorum. Ya değişik bir tarzı var çocuk. Kendine az. Yok yok, o berberi değiştirsin. Bir Etiler, Kadir Alkaş, Şükrü Dudu falan. Popüler tayfaya gittiği gitsin. Gittiği anda çok gol yer. Öyle. Olay berberde mi diyorsun? Gitti ya. Kaleci dediğin adam var ya, alışkanlıktır kalecilik. Anlık reflekstir. Saç berberi değişik, saç ya. Değişik olduğu an en az o hafta 3 yer. Tamam, bak bunu eyvallah. Bir kenara yazın. Ersin'in saçlarının değiştiği ilk hafta 3 yer. Tamam, böyle bir saçları farklı yerde kestirdiğin o hafta programına konuk olacağım. Senin bunu konuşacağız bir tamam. Saat. Beyler ağzınıza sağlık ya. Yine çok uzattık ama Allah yani dinleyenlere şimdiden teşekkür de ederiz. Abi ben teşekkür ederim. Konuk aldınız, davet ettiniz. Her zaman geliyoruz buraya. Artık bu davetlik mahvettik bu şeyleri geçelim ya. Sen başımızın üstünde. Davet etmediniz mi? Ettiniz. Onu anlatıyorum. Eyvallah, tamam. Davet edilmedin mi abi? Davet edildim. Ya sana. Edildin lan, sen zaten böyle bir şey. Yani öyle bir ya. Şey yani laf olsun diye de olsa denir. O yüzden çok teşekkür ederim sizlere. Cansınız. Efe'ye tekrardan mutluluklar diliyorum. Efe küste herhalde bize. Efe'nin bir işi çıktı. Dur son ağdalı biraz kapanış yapayım ki Efe yetişsin. Karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama ışık saçar. Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Görüşmek üzere diyorum.